bölümde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür eder. Açılışımıza hoş geldiniz demek istedim. Şirketimizin stratejik öncelikleri alanlarında ekosistem içindeki katma değerini artırabilmek ve yenilikçi yıkıcı teknolojiler geliştiren hevesli girişimcilerle işbirliğini güçlendirebilmek amacıyla 2019 yılında Türkiye otomotiv sektörünün ilk kurumsal girişim sermayesi olan Dry Venture'ı hayata geçirdik. Blue Pet Robotics, Ford Otosan'da bu hayalin bir parçası olarak bir inovasyon fikriyle doğdu, bir startup mantığıyla büyüdü ve ortaya çıkarttığı ürünler ile son kullanıcısına ulaştı. Bugün burada gururla bir araya gelmemize vesile olan yeni şirketimizin de kendi fabrikasını kurması, Ford Otosan'ın sürdürülebilir ve öncü ruhunu güçlendirme vizyonumuzda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bugünü bizim için değerli kılan ana unsurlardan bir tanesi de bilgi ve birikimini yenilikçi düşünce ve heyecanı ile bir araya getiren, fabrikalarımızdaki ihtiyaçlardan sektörel fırsatları keşfeden, bunu kurum içi girişimcilik uygulamalarımız ile büyüten arkadaşlarımızın yine Ford Otosan çatısı altında ancak inovasyon odaklı yepyeni bir şirketin parçası olmaları. Çalışma arkadaşlarımızın girişimci ruhunu böyle fırsatlarla desteklememiz ve bu hayalleri mümkün kılmaları bizler için son derece gurur verici. Kendilerine kattıkları akıl ve girişimci ruhları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Buradaki yapılan faaliyetin, buradaki yapılan işleri kıymetli kılan şey aslında içeriden, şirketin içerisinden, grubun içerisinden bir spin-off'un çıkıyor olması, bir girişimcilik ruhunun ortaya konuyor olması. Burada daha evvelden mevcuttaki bilgi birikiminin, tecrübenin, teknik know-how'ın bir araya getirilerek ayrı bir şirket haline getirip, ayrı bir startup haline getirilip buradan yola çıkılıyor olması milli teknoloji hamlesi noktasında konuyu ele aldığımızda çok önemli. Çünkü girişimcilik ruhunu destekleyen bir hareket. Dolayısıyla burada emeği geçen herkese ellerine sağlık diyoruz, teşekkür ediyoruz. Burada yapılan çalışmanın özüne inecek olursak da endüstriyel otomasyondan bahsediyoruz. Makinelerin birbiriyle konuşuyor olmasından, otonom bir şekilde yüklerin belirli pette, belirli rotalarda A noktasından B noktasını ölçülebilir ve yönetilebilir. Dolayısıyla yönetilebilir bir şekilde taşınıyor olmasından bahsediyoruz. Burada gerek iş gücü güvenliği, gerek bu otonom sistemlerin yazılımının geliştiriliyor olması açısından oldukça kıymetli. Merhabalar, Fehim Düzgün ben. Blue Pet Robotics'te ticari faaliyetlerden sorumluyum. Blue Pet Robotics, otonom mobil robot dediğimiz bir
ürünü, taşınabilir herhangi bir ürünü bir noktadan başka bir noktaya kendi kendine taşıyan otonom mobil robotlar üreten bir firma. Bu firmanın donanımı, ürünlerimizin donanımı, yazılımı tamamen kendi içimizde yapılmakta. Yani bu görmüş olduğunuz fabrikada yapılmakta. Ürün ailemize geçecek olacak olursak eğer, ürün ailemiz 3 tipten oluşmakta. Birincisi çekici tip dediğimiz, tow type dediğimiz ürünler. Underdrive dediğimiz, üzerinde bir şey taşıyan ve otonom olarak giden robotlar. Bir de yeni lansmanını yaptığımız, bugün lansmanını yaptığımız Foctiv tipi otonom mobil robotlar olarak. 3 ürün ailemiz ve toplamda 10 tane modelimiz var. Bu ürünler sanayide, üretimin olduğu herhangi bir yerde, depolama ve lojistik hizmetlerinin olduğu herhangi bir alanda bir malzemenin bir yerden bir yere, bir prosesin bir yerden bir yere taşınması için kullanılabilecek insansız otonom araçlar. Bunların üretimini yapıyoruz. İnsan gücüne kıyasladığımızda taşıma güvenlik sebebiyle aslında biz hızlandırabiliyor olsak da çok hızlandırmıyoruz. Çünkü üzerinde yük taşıdığı için frenleme mekanizmasının sağlıklı olması için çok hızlı yapmıyoruz. Ama bu ürünler elektrikli, kendi kendine şarj olabilen, hiçbir insanın teması olmadan sadece bir ekran üzerinden bütün süreci takip edebileceğiniz, robotlarınızın nerede, ne yapıyor görebileceğiniz ürünler. Bu ürünler insanın hiç olmadığı yerde çalıştığı için, insansız çalışabildiği için ve kendi kendine şarj olabildiği için 7/24, 3 vardiya, yani üretim testlerinde 3 vardiya olarak çalışabilecek ürünler. O yüzden hani insan kullanmadığımızdan dolayı güvenliği, verimliliği ve entegrasyonu çok hızlı ve güvenli sistemler. Türkiye açısından Türkiye aslında globalde baktığımızda Almanya, İngiltere ve Amerika'daki fabrikalara göre kıyasladığımızda evet haklısınız bir tık daha otonom otomasyon seviyesi bir tık daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğerleriyle kıyasladığımızda gene hızlı bir gelişme görebiliyoruz. Bu anlamda bu sistemleri kullanabilecek çok fazla üretim tesisi olduğunu görüyoruz Türkiye'de de. Amacımız zaten bizim Türkiye'de bu sistemleri kullanabilecek otomasyon seviyesi yüksek veya teknolojiye yatırım yapmayı hedefleyen üretim tesislerinde bu ürünleri başlatmak ve sonrasında da globale açılarak Avrupa, Amerika ve İngiltere'de de bunun ürünün satışını yapıp büyüyen bir şirket olmak. Adım İsmail Aksavcı. Ben BluePet Robotics Genel Müdürü olarak görev yapmaktayım. Kasım ayından itibaren yeni oluşum olan BluePet Robotics'e de görev yapıyorum. BluePet Robotics endüstride çok önemli bir yer edinecek olan otonom mobil robotları geliştirmek üzere kurulmuştur. Bunun için yaklaşık 3 yıldır çok büyük emek sarf ediyoruz. Bunun için çok heyecanlı ve gururluyuz. Hem Türkiye'deki otomotiv şirketleri hem yurt dışındaki otomotiv şirketleri için sektörde açık olduğunu düşünüyorum. Düşündüğümüz otonom mobil robotlar ve bunun yazılımlarını gerçekleştirerek hizmet vermeyi planlıyoruz. Özellikle son yıllarda Covid'den sonra fabrikalar hem Türkiye'de hem yurt dışında istihdam edecek personel bulmakta çok zorluk yaşıyor. Katma değeri düşük olan işlerde istihdam zorunluluğu olduğu için bu otonom mobil robotlar bu açığı gidermekte kullanılmış olacaklar. Yani katma değeri düşük olan malzeme taşımacılığını otonomlaştırarak fabrikada verim artışı sağlayacağız. İstihdam sorunu azaltılmasına katkı sağlanacak. Aynı zamanda işçi sağlığı güvenliğini de ön plan tutarak sektördeki işçilere için de bir avantaj sağlamış olacağız. BluePet Robotics olarak özellikle elektrikli otonom araçlarımızla beraber sürdürülebilir destek vermiş durumdayız. Aynı zamanda bunlar fabrikalar için çok yüksek bir verimlilik sağlayacağı için yine verimlilik artışıyla sürdürülebilirliği desteklemiş olacağız.